Küresel ekonomik kriz, jeopolitik gerginlikler ve tedarik zincirleri sorunları, kripto para piyasasını etkileyen başlıca olumsuz koşullar. Bitcoin Kasım 2021'den bu yana düşüşte. Daha önce toplam değeri 3 trilyon doları bulmuştu. Şu an yaşadığı kayıp 2 trilyon dolardan fazla. Veri sağlayıcı şirket Nomics çarpıcı analiziyle gündemde. Nomics'in rakamlarına göre son düşüşlerle birlikte 12.000'den fazla kripto para yok oldu. Aslında bunun için tam anlamıyla yok olmak terimi kullanılmıyor. Çünkü bu kripto paralar hala yerlerinde. Ancak bu varlıklarla yapılan işlemler sıfıra inmiş durumda. Yani teknik olarak ölmemiş olsalar bile neredeyse bir zombi gibi yaşayan ölü haldeler. Nomics verilerini rakamlara dökerken bir ay boyunca hiçbir şekilde işlem yapılmayan coinleri baz aldığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 13 Ekim'e kadar bilim, teknoloji, insan hakları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edecek. Efendim, Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayında "Sadece biraz sabır, Kasım ayında herkes her şeyi duyacak" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti. Buralardan başladım. Burası Midyele'nin. CHP liderinin ilk durağı Boston oldu. Massachusetts Teknoloji Institute'da bilimsel çalışmalar yapan Türk profesörler ve öğrencilerle görüştü. Doktor Canan Dağdevire'nin çalışma ofisine konuk olan Kılıçdaroğlu, yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrenci kendi ülkesinde, kendi şehrini orada pinpoint ediyor. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra üniversite yakınındaki bir restorana geçti. Heyet burada öğrencilerle yemekli toplantı yaptı. Amerika'daki ziyaretlerini sürdüren CHP lideri Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayında "Kasım ayında herkes her şeyi duyacak" dedi. "Tüm Türkiye'ye açıklayacağım yapısal reçeteyi ve bu reçeteyi herkes görecek. Hem daha sağlıklı hem daha ulaşan bir yapıyı inşa etmeye çalışacağız. Sadece biraz sabır rica ediyorum. Kasım ayında herkes her şeyi duyacak." Uzaya gidip uzaydan örnekler alıyor. Malzeme. Efendim, Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile Batı arasında müzakerelerinin yapılması ihtimalini Astana'da görüşebiliriz dedi. Rusya'dan müzakereler için Türkiye vurgusu geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya ile Batı arasında görüşmelerin Türkiye'de yapılıp yapılmayacağına dair net bir bilginin olmadığını belirten Peskov, bu tür müzakerelerin yapılması ihtimalini konuşmak için bu görüşmenin amacının ve sonucunun ne olabileceğini anlamak, sonra da karar almak lazım dedi. Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ve Batı arasında Ukrayna konusunda müzakerelerin yapılmasıyla ilgili teklifini Astana'da görüşecek mi sorusunu yanıtlayan Peskov, "büyük olasılıkla" ifadesini kullandı.